Herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok sağlıklı ve pratik bir tarif yapacağız. Özellikle diyetteyseniz veya sağlıklı beslenmeyi tercih ediyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Avokado ile iki farklı tarif hazırlayacağım. Biri tatlı, biri tuzlu bir tarif. Hemen tarifleri nasıl hazırladığıma geçebiliriz. Bir adet olgunlaşmış avokadom var. Olgunlaşmış avokadoyu bu şekilde bastırdığınızda hafif yumuşadığını hissedebilirsiniz. Marketten aldığınız avokado sert bir avokado ise 2-3 gün boyunca güneş görmeyen bir yerde bir elmanın yanında bekletirseniz kısa sürede yumuşadığını görebilirsiniz. Avokadomu ortadan ikiye kestim. İçerisindeki çekirdeği çıkarıyorum. Kolaylıkla çıkıyor zaten eğer olgunlaşmışsa. Avokadomun bir kaşık yardımıyla kabuğundan ayırıyorum. Olgunlaşmış bir avokado zaten kabuktan kolayca ayrılacaktır. Avokadonuz olgunlaşmamışsa zaten acı bir tat olacaktır. O yüzden sevmemiş olabilirsiniz daha önce o şekilde tükettiyseniz. Ama olgunlaşmış avokadonun tadı gerçekten de çok güzel oluyor. Avokadoyu kabuğundan ayırdıktan sonra bir çatal yardımıyla püre kıvamına gelene kadar ezeceğim. Bu arada da sizlere avokado ile ilgili bilgiler vermek isterim. Avokado özellikle sağlıklı yağ içerdiği için diyette olanlar veya sağlıklı beslenmeyi tercih edenler için oldukça güzel bir besin kaynağı. Vegan kişilerin et yerine tükettiği bir besin kaynağı da diyebiliriz. Folik asit açısından oldukça zengin olduğu için hamile kişilerin tüketmesi tavsiye edilen bir besindir. Ben sade haliyle de çok seviyorum ama bu şekilde de yaptığınızda benim tariflerimde denediğinizde beğeneceğinizi umuyorum. Avokadoyu püre haline getirdikten sonra ikiye böldüm. Bir tatlı kaşığı bal ekliyorum. Üzerine de bir tatlı kaşığı kadar tahin ekleyeceğim. Dilerseniz siz içerisine ekleyip karıştırabilirsiniz. Bu tatlı olan tarif gerçekten de tadını ben çok beğendim. Üzerine de biraz ceviz gezdireceğim az sonra. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Zaten çok kısa sürede hazırlanabilen kahvaltılık oluyor. Şimdi sunum tabağıma alıyorum. Üzerine tahin ve ceviz gezdireceğim. Eğer siz bir seferde yarım avokado tüketecekseniz yarım avokadoyu bu şekilde püre haline getirip hazırlarsanız diğer yarısını da kabuğundan ayırmadan su dolu bir kavanozun içerisinde ağzını kapatıp bekletebilirsiniz. Ertesi günde o yarısını tüketebilirsiniz. Tatlı olan tarifim hazırdı. Gerçekten de çok güzel oluyor. Şimdi de diğer yarısını hazırlayalım. Küçük bir çeyrek limonum vardı. Onu avokado pürümün içerisine sıkıyorum. Bir minik diş sarımsağım vardı. Onu elimle doğruyorum. Dilerseniz siz ezerek de kullanabilirsiniz. Benim için dişe gelmesi çok problem değil. Ben bu şekilde hazırlamayı tercih ettim. Sarımsaklarımı küçücük küçücük doğradım. Üzerine birazcık da tuz gezdiriyorum. Ve güzelce karıştıracağım. Dilerseniz zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Ama zaten avokado kendisi sağlıklı bir yağ kaynağı olduğu için ben zeytinyağı dökmeden yapmayı tercih ettim. Bunu da servis tabağıma alıyorum. Bu kahvaltılığım da hazır bu şekilde. Tuzlu bir tarif. Bu da çok güzel olmuştu gerçekten de. Dediğim gibi diyetteyseniz veya sağlıklı beslenmeyi tercih ediyorsanız bu tarifleri gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Kahvaltılarınızı avokado ile süsleyebilirsiniz. Ekmeğinizin üzerine sürüp üzerine de haşladığınız yumurtayı veya az yağda yaptığınız yumurtayı koyup afiyetle yiyebilirsiniz. Tarifim bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeniyle de bana destek olmayı unutmayınız. Paylaş butonuna basarak da tarifimi daha fazla kişiye ulaştırabilirsiniz. Görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki tarifle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.